Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Sevgili Terazi Burcu, 12 Şubat haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz ve hemen arkasından tarotlardan öngörü alacağız her zamanki gibi. Yorumuma geçmeden önce küçük bir duyurum olacak. 16-17 Şubat'ta tarot eğitim sınıfımız tekrar açılıyor ve tekrar eğitimimiz başlıyor. Tarotu öğrenmek isteyen, tarotun enerjisini hissetmek isteyen, tarotu bilip de yorumlama kısmında sıkıntı çeken herkes bu eğitimi alabilir diyorum. Kayıtlarımız hala devam ediyor. WhatsApp iletişim numarasından ulaşabilirsiniz sevgili gönül dostları. Şimdi sevgili teraziler, pazartesi günü biraz yine gündelik hayatımıza döneceğiz tabii ki ama birazcık da huzursuz enerjiler de hakim aynı zamanda. Değişken enerjide olacağız, ne istediğimizi bilemeyeceğiz. Yani gitsem mi gitmesem mi, yapsam mı yapmasam mı, kalsam mı kalmasam mı? Biraz huzursuz enerjiler hakim. Sanki özellikle de çalışanlar için güne başlamakta biraz zorluk çekebilirsiniz diyebilirim sizin için. Yani çalışıyorsanız işe motive olma kısmında sıkıntılar görülebilir. Ama bu akşama doğru düzelecek olan bir enerji diyebiliriz sizin için. Evet, salı ve çarşamba günü biraz daha ilişki odaklı olacağız. İlişkilerimiz ön planda olacak sevgili arkadaşlar. Eşimiz, partnerimiz, sevgilimiz, ortağımız, birlikte yaşadığımız kişiler, bu konulara biraz daha fazla yöneleceğimiz, harekete geçeceğimiz, eyleme geçeceğimiz, onlarla iletişim içinde olacağımız ama gündemimiz bu ilişki olması söz konusu diyebilirim. Salı günü Mars Kova burcuna geçiş yapacak. Cuma günü de Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Ayrıca Merkür Kova burcunda, Güneş Kova burcunda, Plüton Kova burcunda. Gökyüzünde bu kadar kova stellumu varken, kova enerjisi varken, sizin gibi hava elementi olan kova tabii ki size de güzel enerjisini hissedecek. Değişim dönüşüm zamanı sevgili terazi burcu ama sizin daha çok 5. evinizi tetikleyecek. 5. evdeki bu kadar stellumun olması, Mars'ın orada, Merkür'ün orada, Güneş'in orada, Venüs'ün orada, Plüton'un orada olması çocuklarınızla alakalı bir konuda değişim dönüşüm zamanı. Çocuk sahibi olmak istemek, çocukla ilgili gündemler, bebekle ilgili, çocuklarla ilgili konular, çocuklarınızın değişim dönüşüm durumu, eğitim durumu. Gündeminiz çocuklar olabilir. Ya da keyif aldığınız konularla alakalı bir değişim dönüşüm içinde olabilirsiniz. Keyif aldığınız konularla alakalı, eğer normal bir konunun içindeyseniz sıkıntı yok ama eğer yasa dışıydı ya da olağan dışıydı ya da işte sosyal olarak toplumsal topluma aykırı bir şeyler içinde de bulunuyorsanız bunların açığa çıkması gibi bir durum söz konusu olacaktır aynı zamanda. İşte aşk hayatınız, sevgiliniz, flörtünüz, işte birlikte yaşadığınız kişiler, flörtöz enerjilerinizin hakim olması ama burada her ne kadar flörtöz enerjide hakim olsa da bunların ortaya çıkması var. Burada artık bir değişim dönüşüm var sevgili arkadaşlar. Belki de çok fazla böyle ilişki odaklıydınız ve çok fazla kişilerle görüşüp konuşuyorsanız artık bunun değişmesi söz konusu. Artık değişebilirsiniz. Artık eskiden keyif aldığınız konulardan keyif almamaya başlayabilirsiniz mesela. Burada bir değişim ve dönüşümün olması söz konusu sevgili arkadaşlar. Yani aşk hayatınızla ilgili biraz daha özgürlükçü enerjinin hakim olması görünüyor. Birincisi bu. Özgürlük kavramı, hak hukuk kavramı, adalet konusu hakim olduğu bir durum var. Ya çocuklarınızla alakalı ya da sizin aşk hayatınızla ilgili ya da keyif aldığınız konularla ilgili bir özgürlük ve hak hukuk mücadelesi vereceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz sevgili teraziler diyebiliriz sizler için. Evet, hafta ortası gündem böyleyken Perşembe Cuma biraz daha gündemimiz yine finansal konular ama evliysek eşimizin finansal konuları, aynı zamanda ortaklıktan gelen bir para durumu var ise
bu konulara yöneleceğiz. Biraz da hatta biraz şans ve fırsat da yakalayabiliriz bu konularla ilgili. Alacaklar, verecekler, ödemeler, taksitler, krediler, bu konulara yöneleceğiz hafta ortasında. Bir alacak verecek konuları gündemde gibi görünüyor. Aynı zamanda da belki şöyle bir durum var. Çok fazla para harcayıp böyle para harcamaktan keyif alabilirsiniz mesela. Bu tarz bir etki gibi etkiniz var gibi görünüyor. Yani alışveriş yapmak, para harcamak gibi biraz daha böyle lüks harcamalar, lüks para harcamalar, keyif için para harcamalar söz konusu olacaktır. Hafta sonunda da bir uzak mesafeli konuların hakim olduğu, belki bir şehir dışına gitmek ya da bir yurt dışına gitmek ya da bir yine uzak mesafede yaşayan akrabalar, kardeşlerle ilgili onlarla görüşmek, bir araya gelmek, iletişime geçmek, yine bir eğitim için bir şehir dışı olayının olması gibi konulara yöneleceğiniz bir hafta sonunda bizleri bekliyor diyebiliriz. Hatta bazılarınız için araştırma yapmak, bir şeyler öğrenmek, farklı kültürleri öğrenmek, merak etmek ve bunları araştırmak. Belki bir turla bir yerlere gitmek, gezmek, tozmak. Bu tarz etkilerin söz konusu olduğu bir hafta bizleri bekliyor diyebiliriz. Siz sevgili Terazi Burcu içinde. Bakalım kartlar ne söyleyecek sizin için. Terazi Burcu 12 Şubat haftası diyoruz Terazi Burçlarına. Terazi Burcu 12 Şubat haftası. O Terazi Burcu aşıklar kartı geldi. Aşk enerjisinin hakim olduğu bir hafta. Mutluluk, aşk, birliktelik, orta yolu bulma, yeni bir aşka başlama hayatında kimse olmayanlar için. Aşk hayatınızla ilgili keskin kararlar verme. Bakın zaten söyledim, aşk hayatınızla ilgili konularda biraz artık değişim dönüşüm zamanı dedik. İlişkiyi değiştirme, aşk hayatınızı bir karar verme. Varsa tabii ki yani birliktelik yaşadığınız birileri bu ilişkinin tamamı devam mı kısmında hareket etme, karar verme durumunun söz konusu olacağı bir hafta. Bir muhakeme yapma, bir karar verme, kendi içinize içsel bir muhakeme yapma. Ben bu ilişkiyi gerçekten istiyor muyum? Ben bu kişiyi gerçekten istiyor muyum? Bu kişiyle devam edebilir miyim? Bu kişiyle gelecek var mı? Bu ilişkinin gidişatı nasıl olacak? Bu ilişki sağlam adımlar atacak mı? Bu ilişkinin bana getirisi neler olacak gibi konuların daha fazla yoğun olduğu, enerjinin yoğun olduğu bir hafta bizleri bekliyor diyebilirim sevgili Terazi Burcu. Aynı zamanda da hafta sonuna doğru daha net, daha kendimizden emin, daha kararlı, ne istediğimizi bilen, daha sağlam adımlar atacağımız konularla da karşı karşıya kalabiliriz. Hava onlusu geldi. Zor bir durumun sonu. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna gitmesini um. Bakın kaç dakika olmuş? Hemen hemen 9 dakikalık bir video. 9 dakikadır değişim, değişim, değişim diyorum ve gelen melek mesaj kartına bakar mısınız? Yine değişim diyor. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um. Yani değişim kaçınılmaz. Diretmeyin sevgili Terazi Burcu. Yani bir şeylerin bitmesi gerekiyorsa bitecek. Yenilenmesi gerekiyorsa yenilenecek. Artık kapanacak. Yani değişime kucak açın ve kabul edin diyorum sevgili Terazi Burcu. Siz isteseniz de istemeseniz de değişecek zaten. Evren, sistem değişim üzerine kurulu. Sizi de değişmeye zorluyor. Bir bağımlılıktan kurtulma. Evet, bir bağımlılıktan kurtulma. Burada biraz önce de söylemiştim. Yani bu tarz bir etkileriniz var ise, keyif aldığınız konular, bağımlı olduğunuz konular var ise, bu konularla da ilgili yine bir dönüşüm içinde olmanız söz konusu diyebilirim sevgili Terazi Burcu içinde. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili Terazi Burcu, bu haftalık da bu kadardı. O zaman ne yapıyoruz? Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu haftalar.